ve ilk idman bugün başladı. Neler söyleyeceksiniz? İnşallah Bismillahirrahmanirrahim dedik. Yeni sezonu açtık. İnşallah bu yeni sezon camiamıza, kulübümüze iyi bir sezon olmasını en içten temenni ediyorum. Gelmeyen 4-5 tane oyuncumuz var. Onlara 3-4 gün milli maç dolayısıyla, oyun maçları dolayısıyla izin vermiştik. Onlar da 5'inde inşallah kadromuza katılacaklar. 13-14 gün gibi bir süre burada tesislerimizde kamp dönemini yapacağız. İlk dönem kampımızı. İkinci dönemde de kısmet olursa geçen yıl gittiğimiz Hollanda'ya gideceğiz. Orada devam edeceğiz kampımızı. Orada da 4-5 tane maç ayarladık. O maçları oynayacağız. İşte zaman çabuk geçiyor. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar hemen sezon başladı. İnşallah camiamıza, takımımıza bu sene daha iyi bir Gençler Birliği futbol takımı izletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir iki tane eksik oyuncumuz var. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bir iki oyuncu takviyesi yaparak Gençler Birliği'ni bu sezon daha iyi yerlere getirmek için kulüp olarak, başkanı olarak elimizden geleni yapacağız. Sayın Başkan, transfere değindiniz, onu sormaya gerek yok. Tabii en önemli sıkıntımız stadyum sıkıntısı. Stadyum sıkıntısı, statla evet. Statla ilgili gelişme nedir, ne aşamadayız? Statla ilgili bir gelişme şu anda yok. Yetkililerden bilgi bekliyoruz. Ama bize en yakın zamanda mutlaka haber verecekler. Yani burada oynayacak halimiz yok. İsteğimiz Yenikent'te oynamak. Olursa Yenikent'te oynayacağız, olmazsa İşte bilemiyoruz yani, bakıyoruz, en kötü ihtimal Eskişehir. Ama arzumuz Gençler Birliği 1923 yılında kurulmuş büyük bir Süper Lig'in 28 yıldır mücadele eden takımlarından biri. Ankara'da Gençler Birliği'nin oynayamayacağı bir sahanın haberini almamak bizi gerçekten çok üzüyor. Yetkililerden bu konu hakkında acil bir şekilde çözüm bekliyoruz. İnşallah bizim için, Gençler Birliği için hayırlısı neyse, camiamız için hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Beklemekten başka bir çaremiz yok. Başkanım, biraz önce Ümit Hoca'ya da sordum ama evet. Bu sorunun birinci derece muhatabı Gençler Birliği yönetimi ve sizlersiniz. Evet. Türk futbolunda çok ciddi bir kayıp var, heyecansızlık var. Evet. Ankara ölçeğine baktığımız zaman da Ankara'da da çok büyük bir heyecansızlık yaşanıyor. Ama şöyle baktığımız zaman Gençler Birliği her anlamda, tesis anlamında, altyapı anlamında, ondan sonra mali kriterler açısından baktığımız zaman Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden biri. Ama bu yetmiyor artık. Ankara'daki taraftarlarınızı bu tatmin etmiyor. Gerçekten tribün yalnızlığını gidermek için ekstra bir hamlelere ihtiyaç var. Siz bunları mutlaka düşünüyorsunuzdur ama bunun somut adımlarını ne zaman görebileceğiz sevgili başkanım? İnşallah bu sezon iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Kaç takviye yaparak da Gençler Birliği kadrosunu daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum. Bu o sahada oynanan futbolla alakalı bir şey. Eğer iyi bir futbol oynarsanız, iyi bir oyun sergilerseniz ister istemez bu seyirci, bu taraftar bu maçlara gelecek. Ankara'da öyle fazla bir sosyal hayat yok. Her şeyimiz futbol. Futbol Türkiye için çok önemli bir oyun. Ama bunun haricinde de tabii ki daha fazla seyirci çekebilmek için Ankara'daki tribünlerimize, İşte okullar, üniversiteler, oralara gideceğiz. Bir şekilde seyirciyi çekmek için elimizden geleni yapacağız. Ama bunun ana şeyi, özeti, bu oynayacağınız futbolla çok iyi, başarıyla alakalı olan bir şey. Eğer Gençler Birliği iyi futbol oynarsa, başarılı neticeler alırsa, ister istemez o seyirci de gelecek, o taraftar da gelecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni sezonun bütün Gençler Birliği camiasına, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün eksik de olsa ilk antrenmanımıza başladık. İnşallah kazası belası sakatsız geçen seneden daha iyi bir sezon olur diye düşünüyorum. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlara öncelikle bize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten bize değerli katkıları oldu ama futbol bu. Profesyonelde bunlar var. Artık yeni sezona kadar hem en iyi şekilde hazırlanıp hem de takviyeleri bir an önce takımın içine katmanın peşindeyiz. Bildiğiniz gibi altyapıdan birkaç oyuncumuzu aramıza aldık. İnşallah yeni transferlerimizi de
kampa kadar yetiştirirsek yeni sezona kadar iyi bir gençler birliği hazırlamayı umut ediyoruz. Peki hocam, şöyle baktığınız zaman den oyuncular ve yeni sezon, geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşadınız yani takım anlamında, ama sonuç, saha sonuçları sizi rahatlattı, gençler bir camiasını rahatlattı. Özverili olan çok oyuncular vardı. Bugün ise yeni bir dönem ve yeni bir transfer. Ligin seyri çok daha zor bir seyir olacak. Diğer takımların transfer politikalarına baktığımız zaman sizin çok üstünüzde gözüküyorlar. Nasıl bir sezon veya nasıl bir transfer olacak sizin açınızdan? Valla yani transfer dönemleri geldi hep böyle olmuştur gençler bir tarihinde. Her zaman diğer takımlar daha fazla harcamıştır. Ama şu bir gerçek ki biz geçen sene iyi savunma yaparak bir yere gelen bir takımız. Takım halinde iyi savunma yaptık. Şöyle baktığınız zaman aramızdan 5 oyuncu ayrıldı gibi. Gelen oyuncu sayısı 4. O oyuncudan ayrılmadığını farz etsek, gelen oyuncular da gelmeyeceğini farz etsek, biz mevcut takıma en az 4-5 takviye yapmamız gerektiğini hep ifade ediyorduk. Dolayısıyla ekstra gelen oyuncu şu anda bir tek sikuletiş gibi duruyor. Çünkü Ferhat ayrıldı, işte Osman NDI'ye geldi. Ahmet İlhan, Serdar Güller ayrıldı, Ahmet İlhan geldi, Aydın ayrıldı, Serdar Özkan geldi. Ekstra olarak baktığımız zaman bir tek Peter Skuletiş gelmiş gibi. Şu anda Selçuk ayrıldı görünüyor, Anıl ayrıldı görünüyor. Dolayısıyla bölgelere takviye yapmamız gerektiğini hep ifade ettim. Yani şu bir gerçek ki bir tane 8 numara, bir tane kenar oyuncusu, bir tane sol stoper, mümkünse bir ofans, çok eğer bulabilirsek bir de yerli kaleci daha almak istiyoruz. Yani 4-5 takviye yapmamız gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunlar takımın temel ihtiyaçları. Bunu yaparsak iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Takımım iyi oyun, takımımda iyi oyuncular var, genç oyuncular var. Ama o oyuncuları geliştirmek için onların mutlaka bir tık iyisini almamız gerektiğini düşünüyorum. Örnek verecek olursak geçen sene Kalili alternatifsizlikten çok yukarı çıkamadı açıkçası. Kalili'yi daha da itecek. Nasıl Peter, Skurlatic, Vedat'ı daha öne çekecekse, çekeceğini düşünüyorsak Kalli'yi öne itecek. Ahmet ve Serdar Özkan'ı alternatifsiz bırakmayacak oyuncuları mutlaka almamız lazım. Bu oyuncuları almalıyız ki sezon içinde rahat edelim. Şayet bu transferleri yapmazsak devre arası daha fazlası harcanmak zorunda kalır. Ha, bu anlamda da hem bizim hem yönetimimizin arayışları sürüyor. Yani boş duruyor değiliz. Bizim istediklerimiz bize gelmiyor. Bizi isteyenleri bazen biz istemiyor gibi oluyoruz. Yani var, o gündemimizde birçok oyuncu var. Ama ümit ediyorum ki bu hafta içi herhalde iki tane yabancı oyuncu kadromuza katacağız diye düşünüyorum. Çünkü katmamız gerekiyor. Zaman daralıyor. Bir ay bitti. Çok çabuk geçti zaman. O oyuncuları da katıp Hollanda kampına eksiksiz gitmek istiyoruz. Hocam, son yıllarda Ankara futbolunda çok ciddi bir kan kaybı var. Tabii bu kan kaybını durdurabilecek lokomotif takımların başında da biri Gençler Birliği. Ama şöyle arkaya dönüp baktığımız zaman o tribün coşkusu ve heyecanı buna yeterli görünmüyor. Tabii bu heyecansızlığı gidermenin ana faktörü de kulüp. Kulübün yapılanması, kulübün takımının daha kaliteli oyunculardan kurulması ve biraz önce de ifade edildiği gibi iki senede çok ciddi kayıplar var. Böyle bakıldığı zaman bir endişe var. Siz bu endişeye katılmıyorsunuz ama böyle bir gerçek de var. Hocam, başlamadan soruya küçük bir ek. Özellikle stat konusu bu sorunun ardından olursa çok mutlu olurum. Çünkü stat konusuyla ilgili nerede oynayacaksınız, ne yapacaksınız, durum nedir? Zaten öncelikle şunu ifade edeyim. Bu endişeye katılmıyor değilim. Ben de bu endişeye katılıyorum. Ama bizler lider konumundaki insanlarız. Daha vakur, daha dik durmamız lazım. Daha çok güven veren insanlar olmamız lazım. Şu da bir gerçek ki bu sene 34 tane deplasman oynayacağız. Bunu hep ifade ettim. Bunu aşmak için de her şeyden önce kaliteli bir oyuncu grubu oluşturmamız lazım. Yani sadece evet, savunma her şeyin temelidir. Savunma, sporun her alanda savunma çok önemlidir. Ama sadece savunma yapan değil, top ayağındayken çok daha iyi oynayan, hücum eden, hücumsal aksiyonları da sahaya yansıtan bir gençler birliği etmek zorundayız. Dolayısıyla bu endişeler yaşamamak için bu transferleri istiyoruz. Yani ben bu transferleri kendime istemiyorum daha doğrusu. Yani kulübüme istiyorum. Şöyle baktığınız zaman
İşte bir sene önce Serdar Aydın oynayan oyuncular değildi. Calmalar, Hilepler oynuyordu. Onlar gitti. Şimdi Serdar Aydın ön plana çıktı. Onlar gitti. Bu sene belki başkaları çıkacak. Ama şöyle de bir gerçek var ki çok paraya çok oyuncu aldığın zaman da çok başarı gelecek diye de bir kaydı yok. Bu da bir gerçek. Ama hem stat konusu hem de Ali abinin dediği gibi yani şimdi Ankara'da bakıyorsunuz 3 tane takım var. Evet, Osmanlıspor bir nebze dolduruyor gibi. Ankara Gücü Pasolik yokken bunu dolduruyor gibiydi. Pasolik'te ne olacak o da tartışılır. Bizim taraftarlarımızın öyle ümit ediyorum ki geçen seneden daha fazla bir şekilde stadı dolduracaklarına inanıyorum. Telefon kim? Ben de abi. Sen dur. Hocam pardon. Burada da şöyle bir algı yaratılıyor. Ben şahsım adına, tabii bu benim verebileceğim bir karar değil. Öyle bir hassizlik yapmam ama yani iyi stat. Tabii futbol iyi futbolcu dönem ama şartlar da önemli. Yani bir de belki taraftarlarımız da Ankara'da oynamak istiyor. Ama belki niye bir Eskişehir olmasın? Yani karşılıklı her türlü anlaşma yapılabilir. Gerek oyuncu verme anlamında, gerek o sahada oynama anlamında. Çünkü artık herkesin güzel bir stadı var. Futbolcu da güzel stadda oynamak istiyor. Güzel soyunmasına soyunmak istiyor. Yani artık bir şekilde bu oyuncuyu da motive edecek bir şey. Ostim hangi hale getirilir? Yani bir Süper Lig maçını karşılayacak bir şekilde getirilir mi, getirilmez mi? Bunlar hepsi tartışma konusu. Ama şu da bir gerçek ki Ercan abi, bunlardan en önemlisi iyi statta oynamaktan veyahut da dolu tribünlere oynamaktan da ziyade bunları yapmak için iyi takım kurmak lazım. Önce iyi takım kuracaksınız, sonra tribünler dolacak. Sonra zaten kendiliğinden iyi statlar gelir. Onun için önceliğimiz mevcut takviyeleri yapmak. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.